Yılmaz abinin enteresan durumları var, söyleyeyim. Bunları biliyor musunuz? Yılmaz Özdil'in adının Şimşek olacağını, fakat dedesinin ben torunuma at ismi koydurtmam. Gerçekten. Ben torunuma at ismi koydurtmam, ismi Yılmaz olsun diye. Evet, güzelmiş. Abimin adı Yıldırım. Bana da Şimşek koymak isteyince genel... dedem öyle itiraz etmiş yani. Genelde Yıldırım koyanın arkasından Beyazıt koyar ama sizinki Yıldırım Şimşek. Peki, Yılmaz Özdil'in neredeyse hiç uyku uyumadığını, gece 4 gibi yatıp sabah 7 gibi uyandığınız, doğru mu? Doğru. Doğru. Hayat felsefesinin işi iyi yap cümlesi, işini iyi yap cümlesi olduğunu, kızı Pelin 4. ayın 4'ünde saat 4.44'te doğduğu için en sevdiği sayının 7 olduğunu. 4, 4. Tamam, evet. Peki. İzmir'e gider gitmez boyoz yediğini. Evet. Evet. Arabasını kendisinin kullandığını ve arabayla giderken yüksek sesle Deep Purple dinlediğini. Doğru. Bugüne kadar babasının yanında asla sigara içmediğini ve babasının yanında alkol kullanmadığını. Yalan. Doğru mu? Yalan. Yalan, peki. Bilardo karşılaşmalarına bayıldığını, Semih Saygıner'in snooker maçlarını izlemekten büyük keyif aldığını. Bilardo'yu çok severim, Semih'i de çok beğenirim. Snooker'ı, oynar mısınız? Oynarım elimden gelince. Eurosport'tan da snooker takip etmeyi çok severim. Eurosport'ta bu dönem snooker şampiyonu. Şu anda ben dünya şampiyonu. Ben de takip ediyorum. Devam ediyorum. Star gazetesine ayrıldığında onunla beraber ayrılan arkadaşları iş bulana kadar kendine gelen iş tekliflerini kabul etmediği için 11 ay işsiz kaldığını. Ve daha önemli bir bilgi, bütün bunlara rağmen okey oynarken taş çaldığını biliyor musunuz diye devam edeceğim. Abi İzmir'e gidip geliyorsun değil mi devamlı? Çok sık, evet. İzmir'le seninle ilgili bir sokak ismi varmış, doğru mu? Bir sokağa adım verilmiş diye bir şey var. Yani öyle bir takım çabalar olduğunu biliyorum ama şu anda var mı yok mu inanın ben de bilmiyorum. Biz İzmir'e gittik. Arkadaşlarımızı gönderdik. Ve bu sokak var mı yok mu diye gerçekten araştırdık. Bir hep beraber izleyelim isterseniz. Buyurun. Beyaz Şov ekibi olarak İzmir'deyiz. Yılmaz Özdil'i İzmirlilere soracağız. Kendisi yazılarında sık sık bahsediyor. İzmirliyim diyor. İzmir'i çok seviyorum diyor. Bakalım İzmirliler de onu seviyor mu? Şimdi arkamda İzmir tavalası var. Yılmaz Özdil'in memleketi İzmir'e hoş geldiniz demiş. Hani bu tavala benim kafamda bir fikri yarattı az çok. İzmirliler herhalde kendisini çok seviyor. Ya da Yılmaz Özdil'in karayollarında çok sağlam bir tanıdığı var. Bakalım araştıracağız. İzmir'de Yılmaz Özdil sokağı arıyoruz. Bütün İzmir ayaklarımızın altında. Bakalım sokağı bulabilecek miyiz? Yılmaz Özdil sokağı arıyoruz. Abi çok kolay Yılmaz Özdil Öyle sokağı. Öyle mi? Abi Yılmaz Özdil yok şunu görüyorsunuz. Yılmaz Özdil yok şunu devam edin abi. İleride sağda Yılmaz Özdil kütüphanesini göreceksiniz. Kütüphaneye arkanızı verin abi. 50 metre kadar ileride Yılmaz Özdil marketi var. Yılmaz Özdil marketi geçtikten sonra Yılmaz Özdil kumrucusunun 200-300 metre aşağısından başlar abi bu sokak. Konak meydanına kadar devam eder. Yılmaz Özdil'in hemşerileri Yılmaz Özdil'in yazılarını o kadar çok seviyorlar ki şehrin çeşitli yerlerinde sadece Yılmaz Özdil yazısı satan çeşitli tezgahlara rastlamak mümkün. İşte. Yılmaz Özdil'in yazıları burada, anayasa dişikli burada, bedelli askerlik burada, et bağlılığı burada. Gel 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 vatandaş gel. Buyur abla. Yılmaz Özdil'in kırmızı etin pahalı ile ilgili bir yazısı vardı. O olmaz mı abla acaba? Burada abla sarayım mı abla paket mi yapayım? Yok yok burada okuyacağım. Burada okuyacağım hemen abla. Olay gayet net. Fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Siz İzmirliler simide, gevrek, çekirdeğe çiğdem diyor musunuz? Doğru mu? Ne alakası var beyefendi? Biz simide Yılmaz, çekirdeğe de Özdil diyoruz. Anladım abi. Değerli seyirciler, İzmir'de Yılmaz Özdil sokağı ararken farklı bir şey bulduk. Bakın gördüğünüz gibi bir hız tümseyi. Bu hız tümseyine İzmirliler sevgili Beyazıt Öztürk'ü de unutmamışlar ve Beyazıt Öztürk hız tümseyi adını vermişler. Bildiğimiz sıradan hız tümsekleri gibi değil Beyazıt Öztürk. Ne kadar düzgün, nizamlı, intizamlı. Araba geliyor, hızını kesiyor ve geçiyor, görüyorsun. Ustam merhaba, biz Yılmaz Özdil sokağını arıyoruz ama kaybolduk galiba ya. Olmazsınız, bu Yılmaz Özdil lokması. Buyurun yiyin, aklınız, fikriniz, zihniniz açılır.
Kapımız açılır diyorsun. Bravo. Oturmuş. Faytoncu. İzmir'in meşhur faytonlarına da binelim. İzmir'de bütün gün Yılmaz Özdil sokağı. Ama boşunaymış. Şehir komple Yılmaz Özdil olmuş. Yılmaz Özdil mi İzmirli yoksa İzmir mi Yılmaz Özdil'li, karar sizin. Teşekkürler. Güray'a da teşekkürler. Ekim'e de teşekkürler. İzmir'de gerçekten, yani her yerde çok seviyorsun ama İzmir'de özel bir sevgi durumu var tabii. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok eğlenceli olmuş. İzmir'i hakikaten çok seviyorum. İzmirlilerle gurur duyuyorum. İzmirli olmaktan çok onur duyuyorum. Dolayısıyla bu karşılıklı bir sevgi herhalde. Bir tek otobanı herhalde eleştiriyorsun abi. İzmir Çeşme otobanını. Evet, Çeşme otoyolunu çok eleştiririm. Çünkü dünyada hiçbir yere çıkmayan tek otoyol İzmir'dedir. Biz İzmirliler biraz rahatı severiz. Yazlığımıza gitmek için dörder şeritli otoyol yaptık. Evet. Bu yüzden eskiden sadece cuma pazar arası gidilirdi. Şimdi otoyol sayesinde haftanın 5 günü İzmirliler Çeşme'ye gidiyor. Dolayısıyla İzmir ekonomisine zarar veriyor. Gerçekten bu manada karşıyım.